Türkiye'de 1.146.000 öğretmen var. Bu öğretmenler 3 yıl, 5 yıl, 20 yıl, 25 yıl önce mezun olmuş olan insanlar. Her meslekte, her kurumda olduğu gibi bunların hizmet içi gelişmeye ihtiyaçları var. Devir değişiyor, yenilenmeye ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana politikalarından birisi Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması. Ama Milli Eğitim Akademisi'nin seçme süreçlerinin bir parçası haline getirilmesi ve bu öğretmenlerin devlet memuru olma hakkını, anayasadan gelen devlet memuru olma hakkını gasp eden ve aslında Yusuf Tekin'in Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Sosyal Demokrat, anayasaya bağlı ne kadar öğretmen varsa eleyebilmek için bir fırsat unsuru olarak kullanıyor. Çünkü akademide bir güvencesiz iş ortamı var. Son derece elemeye açık bir alan. Göreceksiniz, kanun teklifinde de görmüşsünüzdür. Aslında bakanın kendisine uygun görmediği öğretmenleri geride kalan yıllar içerisinde, ilerideki yıllar içerisinde elemek için kullandığı bir araç. Dolayısıyla buna itiraz ediyoruz Milli Eğitim Akademisi'nin bu haline. Demokratik bir ülkede böylesi önemli bir kanun. Dünyada kaç ülkede 1.146.000 kişiyi doğrudan her gün etkileyecek bir kanun hiç kimseye önceden verilmeden, tartışılmadan hazırlanır. Tamamıyla sorunları anlatacağımız bir eğitim maratonu hayal ediyoruz. Parti olarak üst düzeyde bir katılımla 24 saatlik bir eğitim maratonu, bir basın açıklaması yapıyor olacağız. Bu 24 saatlik etkinlikten sonra ilk hedefimiz 21 ilde eğitim buluşmaları yapmak. Bu iller Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini kazanmış olduğu il belediyelerimizin olduğu yerler. Buralarda önce eğitimin bileşenleriyle buluştuğumuz sabah etkinliklerimiz olacak. Böyle. Sendikalar, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri gibi. Ardından ilgili konularla görüşmeler, valilik, milli eğitim örgütleri, rektörlükler gibi.